Evet, son zamanımızda ülkemiz çok büyük acılar çekti, çok büyük felaketler yaşadık. Yani bir orman yangınları, ondan sonra sel, ondan sonra efendim deprem kuşağındayız, zaten bunu hepimiz biliyoruz. Ama konu şudur, yani efendim şehirleşmeyi ve yapılaşmayı yani bunlara dayanıklı hale getirebiliriz. Yani sel felaketinde işte oradaki yerleşim bozukluğundan meydana gelmiş. Efendim ormanlar yanmış, ormanların yanması önlenebilir. Yani fiziki olarak önlenebilir, teknik olarak önlenebilir. Veya diyelim ki efendim ağaçlarda işte ısıya dayanıklı ağaçlar var. Yani genetik olarak da önlenebilir. Yani biz daha önce söylemiştik efendim, sorun varsa çözüm de var. Yani bunlar olabilir. Ama ülkemiz güçlü, insanımız kuvvetli. Yani biz bunların hepsinin üstesinden gelebiliriz. Yani o kahramanlıkları gördük efendim. Orman işte yangınında su taşıyan gencimiz vefat etti. Allah gani gani rahmet eylesin. Efendim selde işte çocuğu kurtarmış, kendisi sele gitmiş. Allah rahmet eylesin. Yani böyle çok büyük fedakarlıklar gördük. Ama konu nedir? Bir daha bunları yaşamamaktır. Efendim Allah'tan geliyorsa, olmuşsa nedir? Bunu hep beraber el birliğiyle yaralarımızı sarmaktır. Acılar paylaştıkça küçülür. Efendim bir daha bu acıları Allah kimseye yaşatmasın. Böyle acılar yaşamayalım.